şey bu. 25. yılı olmuş baksana. Yaşadım. Evet, 25. Sadri Alışık tiyatro ödülleri, sinema daha doğrusu tiyatro sinema oyuncu ödülleri sahiplerini buldu. Gecede neler neler yaşandı, aman Allah'ım sormayın, izleyin. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Bu yıl 25.si düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu. Mustafa Kemal Kültür Merkezi Attila İlhan sahnesinde gerçekleşen törende ünlü akını vardı. Bundan önce bize bu mesleği sevdirenlere bir selam, bir saygı duruşu gösterdiğimiz geceler, bunlara aracılık etmekten, bunları buluşturmaktan, bu hatırlatan geceleri buluşturmaktan fevkalade mutluluk duyuyorum. Usta oyuncu Şener Şen sinema onur ödülü, tiyatro sanatçısı Göksel Kortay tiyatro onur ödülü, Serpil Tamur'da Çolpan İlhan sanata değer katan kadınlar ödülünü aldı. Bu yıl Yeşilçam'ın usta ismi, geçen ay vefat eden yapımcı Türker İnanoğlu adına ilk kez Türker İnanoğlu Vefa Ödülü verildi. Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay, gecede boy gösteren ünlüler arasındaydı. Takıları ve kıyafetleriyle dikkat çeken Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarından bahsetti. Videolarınız çok konuşuluyor. Ben bayılıyorum ya. Bazı yerlerde tepki de alıyorsunuz ama videolarınızda. Siz bu yorumlara çok fazla kafayı takar mısınız? Yok, takmam. Kendi yolumda ilerliyorum çünkü çok eğlenceli. Ay, drama istemiyorum ben. Gerçekten ağlamaktan çok yoruldum. Drama istemiyorum hayatımda. Gelen projelere, dramaları direkt reddetmiyorum. Direkt reddetmiyorum. Tabii bakıyorum, bu aralar bolca senaryo okuyorum. Ama ha işte bunu yapayım diyeceğim bir şey yok henüz yani. Biraz oynaması eğlenceli olsun istiyorum artık ya. Çok sıkıldım ağlamaktan, zırlamaktan. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem çifti de ödül töreninde. Bebek sorusuna bakın ne cevap veriyorlar. Şimdi böyle gördük, her şey yolunda. Böyle bir sürpriz var mıydı? Olunca haberiniz olur. Aynen. Olmadı mı henüz? Olunca haberiniz olur kardeşim. Gecede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz kan yolculuğundan bahsediyor. Kanka'da bir geçti, orada çok mutluyum. Bir proses aslında oldu. İşte oraya CV'm gitti vesaire. Onun bütün ekibi, avukatları kendisi seçti. O yüzden çok gurur duydum. Oyuncu Mert Fırat gecede Kerem Alışık'la rol aldığı filmi unutamadığını söylüyor. Cem Yılmaz'ın bir filminde Kerem Alışık'la birlikte hatta böyle ortak bir sahnemiz oldu. O da benim için çok dokunaklı sahnelerden bir tanesidir gerçekten. Oynadım, unutmadım. Filmlerden, sahnelerden biridir. Öyleyse gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Evet, Kerem Alışık ve ailesinin 25. yılı. Bak, Sadri Alışık tiyatro ve sinema ödülleri sürdürdüğü çok değerli bir ödül törenidir. Kesinlikle. Çok değerli isimler. Çolpan İlhan sevgili annesi adına da yine bir ödül de verildi o akşam. İsmi de her şekilde anılıyor. Çok güzel bir şekilde. Yıldızlar burada yine sahnede yerlerini aldılar. Genç oyuncular ödüllerini doydular. Bu çok güzel. Tiyatro şahane adına bir şey ya. Yani tiyatrocu şey. Arkadaşlar bazen tabii buruklar. Tiyatrolarını yapıyorlar ama bu şekilde bir ödül dağıtılacak platform yok. Sevgili Sadri, Kerem, Sadri Torun, vallahi her birinin gözlerinden böyle büyüklük ve ellerinden öperim. Sağ aynen olsun Kerem abimiz zaten bambaşka bir insandır. Bravo ya, 25 yıldır bunu da sürdürüyorlar. Rahmetle de analım. Aynen öyle. Evet Ebru'cuğum. Kılık. Kimler katılmış? Ah, Nurgül'ü böyle gördük, mutfaktan çıkmış, giyinmiş, bak ne kadar güzel. Ama biraz abartı yok mu takılarında?
Takılarında büyük büyük takılar takmış kollarına diyor. Çünkü bence kandaki arkadaşları bayağı tiye alıyor. Kana giden hep böyle ne bileyim bol bol taşlı oyuncu arkadaşları, meslektaşları vardı ya. Onu tiye alan bir durumda fikrimce. Yoksa bu kadar küpelerle gitmez bir yere. Ya Nurgül genelinde bence sade ve fazla göze batmadan giyinen bir insan aynı zamanda. Fakat sonuçta kendisi de bir star ve bir yere gittiği zaman da en büyük ışıltısını üzerine takabilir. Kendisinin yanı sıra. İşte ben de bunu Kan'a bir göndermede bulunduğunu düşündüm. Olabilir. Kan'a nasıl öyle giderdi? Öyle bir hani bir ince bir durum olmuş olabilir. Kıyafet de şahane fikrimce. Çok yakışmış, çok da güzel olmuş. Saçı başı da değil mi? Evet, eğlenceli bir şeyler yapmış. Belli istiyorum ki bir diyorum. Köye uğramış o sırada bir buzağı yalaması söz konusu olabilir saça. Hep de böyle dersiniz. Oysa biz kadınlar için o çoğu son derece güzel ve kurtarıcı bir saçtır. Kötü bir şey demedim ki. Evet, demedin canım, biliyorum. Sevgili Dilan. Çiçek ne giymiş, terlik mi ayağındaki? Ne giyse yakışıyor diyeceğimiz kadınlardan bir tanesi, en azından kendi adıma söyleyeyim. Evet, evet. Kesinlikle. Ne kadar doğal ve güzel görünüyor. Doğallığını bilemem. Yani en azından... Çok mu estetik yaptırdı son dönemde? Yaptırdı fakat yüzü çok... Yani neydi? O da kendi de mutsuzdu zaten ama şu an yine... Güzel seçilmiş miydi? O doğal hallerine gidiyor. Yani yine herhalde... Oturuyor yüz yani. Adına ne oldukça bilemiyorum. Hani şey, bazen çocuğa oluyor. Büyük pantolon alırlar. Çocuk büyüdükçe o pantolon bacağı oturur. Aynı hadise biliyorsun. Öyle bir şey de ona göre... Bilmiyorum. Güzel kızın zaten maşallah. Evet. Simsiyah. Siyah rengi çok seviyorum. Her zaman asil, her zaman çok güzel. Fakat yaz aylarında ben birazcık daha... Dün Hande Erçel hikayesinde de verdiğimiz gibi... Hani şu kış havasından kurtulup biraz daha renklere... Dönebilsek şahane. Siyah her zaman kurtarıcı. Siyah her zaman ince gösteren. Teri belli etmez. Asil. Her şey. Kiri belli etmez. Şahane bir şeydir vallahi. Bak siyah. Hiç ya fark ettin mi? Ben bunu bir aydır giyiyorum. Bir gün dedin mi bana? O bu mu? Muratçım bu ne diye. Bu harika. Arkadaşımız da güzel giymiş. Oh, renkli renkli, cıvıl cıvıl, ışıl ışıl diyeceğim ama... Işıl ışıllığı var, rengini bilemem. Bu ışıl ışıllık mesela Nurgül'e fazla mı dedin? Bence değildi ama mesela bu biraz fazla geldi bana. Nurgül'e fazlalığı şeyden dedim yani. Takılardan. Onun derdi Kan'a atıfta bulunmaktı diyorum. Evet. O kadar yani takı olmazdı zaten. Gelmezdi. Yani neye göre aslında? Yani bu da tartışılır. Çünkü sonuç itibariyle onların danıştığı da bir takım isimler var. Bir de içinden ne geliyorsa o gece öyle bir günündesindir. Şıkırtılı gitmek istiyorsundur. Ödül alacaksındır, ödül vereceksindir. Sahneyi bu anlamda kırmızı alayı bu şekilde onurlandırmak aslında bir taraftan da. Gittiğin yeri de onurlandırmak. Kendine, kılına, kıyafetine önem vermek. O anlamda da çok yakışmış. Ama Kanada gidebilirdi mesela bu kıyafetle. Bununla benim düğüne de giderdi. Düğüne de gider. Tabii. Bir gece önce her kendi stil yarışması. Bu kıyafeti giy, her yere gidersin. Stil ödülleri gecesine de gidebilirdi. Gidebilirdin yani. Her yere giderdi maşallah. Var mı başka sevgi dolu? Var mı başka? Erkekler zaten gerek yok bayıldın. Çünkü bir tane siyah tişört, bir adet siyah. Siz erkekler pantin rahatsınız. Bir adet ceket, oh maşallah. Tabii ki Rabbime şükür ediyorum her seferinde bu tür gecelerde özellikle. Neyse ki beni erkek olarak yarattın diye. Çok güzelmiş. Her sabah bence 7-20 gece de aynı duayı yatarken de aynı duayı ettim.